Hiç görünmemiş bir din, zengin daha zengin olsun. Görünmemiş bir din, dışarıya açılalım. Her din, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun, dışarıya kapanmayı savunur. Bunu uzatmayayım. Burada biz artık bir çırılçıplağız. Dolayısıyla misyonerlik de kolay. Sorun bizde. Bir de hiçbir ideolojimiz yok. Bugünkü yani neredeyse misyonerler, Hristiyan, Protestan misyonerler Türkiye'ye gelmese dahi biz onlara gidecekmişiz gibi diyorsunuz. Gidiyoruz zaten. Gidiyoruz efendim, yani. Gidiyoruz. Ben Ayman Azınlanı'ndayken Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği Mülkiyeliler Birliği bir anket yapmış. Gençlerin %80'i Amerikan yurttaşı olmak istiyor. Acı. Bu mülkiyede yapılan bir anket. Evet, evet. Ben kitaplarımda aldım. Hani önce mülkiye sonra Türkiye'ydi. Hayır, sadece mülkiyeliler değil. Onların yaptırdı. İşte bu sivil bilmem ne örgütlerinin, toplum örgütlerinin yaptırdığı anketlerde. Zaten bu böyle. Evet. Senin benliğin kalmamış ki. Türklüğün kalmamış. Senin devlet başbakanlık koltuğunda oturan, Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kim oturursa dışarıya gidiyor. Amerikan yurttaşı olun. Alman yurttaşı oldu. Sen bu memleketi bu kadar sevmiyorsan misyonerler için yok. Yapılacak hiçbir şey yok. Söyledikleriniz çok önemli ama bir de haksızlık yapmayalım. Şu açıdan bu saydığınız devlet adamları hangi dönemde olursa olsun gittikleri zaman böyle söyleyenleri kastediyorum. Mesela Yunanistan'a gittiği zaman Yunanistan'daki Türklere isyan edin diyecek hali yok tabii devlet sorumluluğu altında. Buranın vatandaşı gibi yaşayın dedik diyorlar. Onların lafını hayır öyle demiyorlar. Olur. Benim bu sözlerim de Süleyman Bey'e değil. Süleyman Bey bunu söyleyebilir. Ama ben dindarım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diyen gittiği yerde siz buranın yurttaşı olun diyemez.